İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Konseyi, Uluslararası Askeri Uzmanlar İDX 2019'da sergilenen Ermeni askeri ürünleri yüksek değerlendirdi. Savunma ordusu Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne ait insansız hava aracı düşürdü haberini yalanladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Suriye'de gerçekleştirmekte olduğu insani yardım orada yaşayan Ermenilere bir destektir. Suriye'deki patlama neticesinde en az 15 kişi hayatını kaybetti. 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü. 2020 yılının baharında ABD'de gerçekleşecek Ermeni Festivali etkinliği Post Klasik Ansambl konseriyle başlamış oldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Konseyi, Barış Konferansı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni ilgilendiren memorandumun 100 yılı. Bayanlar ve baylar, 22 Şubat 2019 Cuma günü saat 19'da Paris'in 16. İlçe Belediyesi'nin Henri Martin adlı 71. Bulvar'ın düğün salonunda Barış Konferansı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti hakkında memorandumun 100. yılına adanmış bir tören gerçekleştirilecek. Bu tören 11 Kasım ateşkesinden sonra gerçekleşen uluslararası konferansın 100. yılına adanan tarihi bir zirveye izin verecek ve uluslararası ilk barış sözleşmesinin onaylanmasıyla sonuçlanacak. Versay Antlaşması Milletler Cemiyeti'ni kurdu. Bunu etkinliğe adanmış kitap tanıtımı takip edecek. Bizim derin kardeşlik bağlarımızı hatırlatarak sizin katılımınızla biz kendimizi onurlu hissediyoruz. Siz bu sayfaları okuyana kadar biz size derin saygılarımızı sunuyoruz. Armenyak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arzu Novanisyan Armen Press'e yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki IDX 2019 Dünya Sergisi'nin pavyonlarında sergilenen Ermeni askeri üretimi uluslararası askeri uzmanlar tarafından büyük beğeni toplandığını ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Onayan başkanlığındaki bir heyet bu son günlerde Birleşik Arap Emirliği'nde bulundu. Ovanisyan, IDX 2019, Abu Dhabi'de 2 yılda bir gerçekleştirilen askeri mühimmat, askeri sanayi ve genel askeri üretimi içeren dünyanın büyük sergilerindendir. Ermenistan bu etkinliğe ilk kez katılmıyordu. Yalnızca ilk kez bazı ürünleri bu uluslararası sergide sunduk. Bazı uluslararası uzmanların Ermenistan'ın bu kadar ilginç yenilikler sunmasını yüksek değerlendirdiklerini söyleyebilirim, dedi. Ağdam bölgesinde Ermeni güçlerine ait insansız hava aracı İHA'nın düşürülmesiyle ilgili Azerbaycan'ın iddialarına Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun basın servisinden yalanlama geldi. Savunma Ordusu basın servisinden yapılan açıklamada 21 Şubat tarihinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın basın servisi tarafından öne sürülen ve Ağdam'ın Ermeni güçlerine ait insansız hava aracının düşürülmesini iddia eden açıklama gerçeği yansıtmıyor. Savunma Ordusu'nda herhangi bir İHA kaybı mevcut değil. Azerbaycan basında yer alan fotoğraflara gelince bu resimler eskidir. Bakü tarafından ortaya atılan bu dezenformasyon güya tesadüfen Agitmis grubu eş başkanlarının bölgeye yaptıkları ziyarete denk geldiğine dikkatinizi çekmek isteriz ifadeleri yer aldı. Artsakh Savunma Ordusu kendisine ait insansız hava araçları güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için bütün imkanlara sahip olduğunu ifade ederek gerektiğinde insansız hava araçlarını azimli bir şekilde hedeflere ulaşmak için kullanacaklarını vurguladı. Rusya Federasyonu Federal Konsey Üyesi Özel Hizmetler Albayı Hukuk ve Ekonomi Bilimleri Adayı Igor Morozov'un belirttiğine göre son günlerde Suriye'de bulunan Ermenistan Cumhuriyeti İnsani Yardım Misyonu Suriye'deki Ermeni topluluğuna yardımda bulunuyor. Morozov, Rusya'nın insani yardım çağrısını kabul eden Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi devletler tarafından dış politikadaki önerilerimizin desteklenmesi bizim için çok önemli olsa da bu adım Rusya'ya bir destek değildir. Bu Suriye'de yaşayan Ermenilere bir destektir ve bu adım için minnettarız ifadelerini kullandı. Morozov şu anda Rusya'nın Suriye'deki insani misyonu yürütmede büyük bir yük altında bulunduğunu belirterek tüm müttefikleri ve ortakları Suriye halkına yardım etmeye çağırdı.
Suriye'de meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti. Haber News'un belirttiğine göre patlama otomatik patlayıcı taşıyan bir cihaz tarafından gerçekleştirildi. Olay sırasında yerel petrol sahasında çalışanlar vardı. Türkiye'nin Milliyet Gazetesi'ne göre Suriye yetkilileri patlamanın Suriye'deki Kürt öz savunma güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 21 Şubat 2000'de Dünya Ana Dili Günü ilan etmişti. 19 yıldır bugün dünyada dilsel farkındalık yaratmak ve çok dilliliği teşvik etmek için kutlanıyor. Bu yıl ise 21 Şubat'ın farklı bir anlamı var. Zira Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2019'u da Dünya Yerli Dilleri Yılı ilan etmişti. Türkiye'nin işgal altında tuttuğu bölgelerde yok olmuş veya yok olma tehlikesi altında olan 18 dilin bulunduğu belirtiliyor. Bunlardan 3'ü Ibık, Milahso ve Kapadokya Yunancası tamamen yok olmuş durumda. Hertebin ve Milahso dilleri Süryani dil ailesinden, bir diğer Süryani dili olan Troyo'da UNESCO listesinde ciddi olarak tehlikede olarak görülüyor. Bu dilleri Ladino ve Gagauz dilleri takip ediyor. Bunlar da UNESCO listesinde ciddi olarak tehlikede olan diller arasında. Romanca, Batı Ermenice, Hamşence, Lazca, Pontus Yunancası, Abazca, surette yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden. UNESCO, Adıgeyce, Abhazca, Kabar, Çerkez dilleri ve Zasaca'yı da kırılgan diller kategorisinde görüyor. Tüm dünyada 7000'den fazla dil konuşuluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Toplumla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press Ajansı'na yapılan açıklamada, ABD'deki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği 19 Şubat'taki Post Klasik Ensemble adlı topluluk tarafından gerçekleştirilen gala konserine ev sahipliği yaptı. Böylece 2020 tarihinde gerçekleşecek Ermeni sanatı ve müziğinin zenginliği ve çeşitliliğine adanmış Ermeni Festivali'nin açılışı da ilan edilmiş oldu. Açıklamada ayrıca gerçekleştirilecek festivalin icra komitesi üyeleri ve destekçilerinin gecede hazır bulundukları ve konserde dünyaca tanınmış Ermeni violonsel ustası Narek Hakhnazaryan eşliğinde Post Klasik Ensemble'ın baş kemancısı Nathanel Draybulati misafirler için Bach, Ligeti, Hudoyan, Kodaly ve diğerlerinin eserlerini seslendikleri belirtildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Leon Spirian tarafından seslendirilen Kankara Voringer adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.